Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ta ha biz sana bu Kur'an'ı güçlük çekmen için indirmedik. İçi titreyerek korku duyanlara ancak öğütle hatırlatma olsun diye indirdik. Yeri ve yüksek gökleri yaratan tarafından bir indirilmedir. Rahman arşa istiva etmiştir. Göklerde, yerde, bu ikisinin arasında ve nemli toprağın altında olanların tümü O'nundur. Sözü açığa vursan da, gizlesen de birdir.'' Çünkü şüphesiz o gizliyi de gizlinin gizlisini de bilmektedir. Allah ondan başka ilah yoktur. En güzel isimler onundur. Sana Musa'nın haberi geldi mi? Hani bir ateş görmüştü de ailesine şöyle demişti. Durun bir ateş gördüm. Umulur ki size ondan bir kor getiririm veya ateşin yanında bir yol gösterici bulurum. Nitekim ona gidince kendisine seslenildi. Ey Musa! Gerçekten ben, ben senin Rabbinim. Ayaklarını çıkar, çünkü sen kutsal vade olan Tuva'dasın. Ben seni seçmiş bulunuyorum. Bundan böyle vahiy olunanı dinle. Gerçekten ben, ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Şu halde bana ibadet et ve beni zikretmek için dosdoğru namaz kıl. Şüphesiz kıyamet saati yaklaşarak gelmektedir. Herkesin harcadığı çabanın karşılığını alması için onun koşup haberini neredeyse gizleyeceğim. Öyleyse ona inanmayıp kendi hevasına uyan, Sakın seni ondan alıkoymasın. Sonra yıkıma uğrarsın. Sağ elindeki nedir ey Musa? Dedi ki o benim asamdır. Ona dayanmakta, onunla davarlarım için ağaçlardan yaprak düşürmekteyim. Onda benim için daha başka yararlar da var. Dedi ki onu at ey Musa. Böylece onu attı. Bir de ne görsün? O hemen hızla koşan kocaman bir yılan vermiş. Dedi ki onu al ve korkma. Biz onu ilk durumuna çevireceğiz. Elini koltuğuna sok.'' bir hastalık olmadan başka bir mucize ayet olarak bembeyaz bir durumda çıksın. Öyle ki sana büyük mucizelerimizden birini göstermiş olalım. Firavuna git çünkü o azmış bulunuyor. Dedi ki Rabbim benim göğsümü aç, bana işimi kolaylaştır, dilimden düğümü çöz ki söyleyeceklerimi kavrasınlar. Ailemden bana bir yardımcı kıl, kardeşim Harun'u. Onunla arkamı kuvvetlendir, onu işimde ortak kıl. Böylece seni çok tesbih ederim ve seni çok zikredelim şüphesiz sen bizi görüyorsun. Allah dedi ki, ey Musa, istediğin sana verilmiştir. Andolsun biz sana bir defa daha lütufta bulunmuştuk. Hani annene vahiy olunan şeyi vahiy etmiştik. Şöyle ki, onu sandığın içine koy, suya bırak. Böylece su onu sahile bıraksın. Onu benim de düşmanım, onun da düşmanı olan biri alacaktır. Gözümün önünde yetiştirilmen için kendimden sana bir sevgi yönelttim. Hani kız kardeşin gezinip onun bakımını üstlenecek birini size haber vereyim mi? demekteydi. Böylece seni annene geri çevirmiş olduk ki gözü aydın olsun ve hüzne kapılmasın. Sen bir insan öldürmüştün de biz seni tasadan kurtarmış ve seni esaslı bir denemeden geçirip denemiştik. Medyen halkı arasında da yıllarca kalmıştın. Sonra bir kader üzerine buraya geldin ey Musa. Seni kendim için seçtim. Sen ve kardeşin ayetlerimle gidin ve beni zikretmede gevşek davranmayın. İkiniz Firavun'a gidin çünkü o azmış bulunuyor. Ona yumuşak söz söyleyin. Umulur ki öğüt alıp düşünür ve içi titrer korkar. Dediler ki Rabbimiz gerçekten onun bize karşı taşkın bir tutum takınmasından ya da azgın davranmasından korkuyoruz. Dedi ki korkmayın çünkü ben sizinle birlikteyim işitiyorum ve görüyorum. Haydi ona gidin de deyin ki biz senin Rabbinin elçileriyiz. İsrailoğullarını bizimle birlikte gönder ve onlara artık azap verme.'' sana Rabbinden bir ayetle geldik. Selam, hidayete tabi olanların üzerine olsun. Gerçekten bize vahiy ki doğrusu azap, yalanlayan ve yüz çevirenlerin üstünedir. Ona gidip aynı şeyleri tekrarladıklarında Firavun onlara dedi ki, ''Sizin Rabbiniz kim ey Musa?'' Dedi ki, ''Bizim Rabbimiz her şeye yaratılışını veren, sonra doğru yolunu gösterendir.'' Firavun dedi ki, ''İlk çağlardaki nesillerin durumu nedir öyleyse?'' Dedi ki, bunun bilgisi Rabbimin katında bir kitaptadır. Benim Rabbim şaşırmaz ve unutmaz. Ki Rabbim, yeryüzünü sizin için bir beşik kıldı. Onda sizin için yollar döşedi ve gökten su indirdi. Böylelikle bununla her tür bitkiden çiftler çıkardık. Yiyin ve hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz bunda sağduyu sahipleri için elbette ayetler vardır. Sizi ondan yarattık. Ona geri vereceğiz ve sizi bir kere daha ondan çıkaracağız. Andolsun biz ona ayetlerimizin tümünü gösterdik fakat o yalanladı ve ayak diretti. Dedi ki: "Ey Musa, sen bizi sihrinle yurdumuzdan sürüp çıkarmaya mı gelmiş bulunuyorsun? Madem böyle biz de sana buna benzer bir sihirle geleceğiz. Şimdi sen bir buluşma zamanı ve yeri tespit et. Bizim de senin de karşı olmayacağımız açık, geniş bir yer olsun." dedi. Musa dedi ki: "Buluşma zamanımız ülkenin ulusal bayram günü ve insanların toplanacağı kuşluk vakti olsun." Böylelikle Firavun arkasını dönüp gitti. Hileli düzenini yürütecek büyücüleri bir araya getirdi. Sonra geldi. Musa onlara dedi ki, ''Size yazıklar olsun. Allah'a karşı yalan düzüp uydurmayın. Sonra bir azap ile kökünüzü kurutur. Yalan düzüp uyduran gerçekten yok olup gitmiştir.'' Bunun üzerine kendi aralarında durumlarını tartışmaya başladılar ve gizli konuşmalara geçtiler. Dediler ki, ''Bunlar herhalde iki sihirbazdır. Sizi sihirleriyle yurdunuzdan sürüp çıkarmak ve örnek olarak tutturduğunuz yolunuzu yok etmek istemektedirler. Bundan ötürü tuzaklarınızı bir araya getirin. Sonra gruplar halinde gelin. Bugün üstünlük sağlayan gerçekten kurtuluşu bulmuştur. Ey Musa dediler, ya sen asanı at veya önce biz atalım. Dedi ki, hayır siz atın. Sonra hemen ne görsün? Sihirlerinden dolayı onların ipleri ve asaları kendisine gerçekten koşuyormuş gibi göründü. Musa bu yüzden kendi içinde bir tür korku duymaya başladı. Korkma dedik. Muhakkak sen üstün geleceksin. Sağ elindekini atıver. Onların yaptıklarını yutacaktır. Çünkü onların yaptıkları yalnızca bir büyücü hilesidir. Büyücü ise nereye varsa kurtulamaz. Bunun üzerine büyücüler secdeye kapandılar. Harun'un ve Musa'nın Rabbine iman ettik dediler. Firavun dedi ki: "Ben size izin vermeden önce ona inandınız, öyle mi? Şüphesiz o size büyüyü öğreten büyüğünüzdür." O halde ben de sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çapraz olarak keseceğim ve sizi hurma dallarında sallandıracağım. Siz de elbette hangimizin azabı daha şiddetliymiş ve daha sürekliymiş öğrenmiş olacaksınız. Dediler ki, bize gelen apaçık delillere ve bizi yaratana seni asla tercih edip seçmeyiz. Neyde hükmünü yürütebileceksen durmaksızın hükmünü yürüt. Sen yalnızca bu dünya hayatında hükmünü yürütebilirsin. Gerçekten biz Rabbimize iman ettik Günahlarımızı ve sihir dolayısıyla bizi kendisine karşı zorlayarak sürüklediğin suçumuzu bağıştasın. Allah daha hayırlıdır ve daha süreklidir. Gerçek şu ki kim Rabbin'e suçlu günahkar olarak gelirse hiç şüphe yok onun için cehennem vardır. Onun içinde ise ne ölebilir ne dirilebilir. Kim ona iman edip salih amellerde bulunarak ona gelirse işte onlar onlar içinde yüksek dereceler vardır. İçlerinde ebedi kalacakları altından ırmaklar akan adın cennetleri de onlarındır ve işte bu arınmış olanların karşılığıdır. Andolsun biz Musa'ya vahyetmiştik. Kullarımı geceliğin yürüyüşe geçir. Onlara denizde kuru bir yol aç. Yetişilmekten korkmadan ve endişeye kapılmadan. Firavun ise ordularıyla peşlerine düştü. Sulardan onları kaplayıveren kaplayıverdi. Firavun kendi kavmini şaşırtıp saptırdı ve onları doğruya yöneltmedi. Ey İsrailoğulları! Andolsun sizi düşmanlarınızdan kurtardık. Turun sağ yanında sizinle vaatleştik ve üzerinize kudret helvasıyla bıldırcın indirdik. Size rızık olarak verdiklerimizden temiz olanlarından yiyin. Bu konuda azgınlık yapmayın. Yoksa gazabım üzerinize kaçınılmaz olarak iner. Benim gazabım kimin üzerine inerse muhakkak o tepe taklak düşmüştür. Gerçekten ben tevbe eden, inanan, salih amellerde bulunup da sonra doğru yola erişen kimseyi şüphesiz bağışlayıcıyım. Seni kavminden çağ çabuk ayrılmaya iten nedir ey Musa?'' Dedi ki onlar arkamda izim üzerindedirler. Hoşnut kalman için sana gelmekte acele ettim Rabbim. Dedi ki biz senden sonra kavmini denemeden geçirdik. Samiri onları şaşırtıp saptırdı. Bunun üzerine Musa kavmine oldukça kızgın, üzgün olarak döndü. Dedi ki ey kavmim Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmadı mı? Size verilen söz ya da süre pek uzun mu geldi?'' ''Yoksa Rabbinizden üzerinize kaçınılmaz bir gazabın inmesini mi istediniz de bana verdiğiniz sözden caydınız?'' ''Dediler ki biz sana verdiğimiz sözden kendiliğimizden dönmedik. Ancak o kavmin Mısır halkının süs eşyalarından bir takım yükler yüklenmiştik. Onları ateşe attık. Böylece Samiri'yi de attı. Böylece onlara böğüren bir buzağı heykeli döküp çıkardı. İşte sizin de ilahınız, Musa'nın da ilahı budur. Fakat Musa unuttu.'' dediler.'' Onun kendilerine bir sözle cevap vermediğini ve onlara bir zarar veya fayda sağlamaya gücü olmadığını görmüyorlar mı? Andolsun, Harun bundan önce onlara ey kavmim, gerçekten siz bununla fitneye düşürüldünüz, denendiniz. Sizin asıl Rabbiniz Rahmandır. Şu halde bana uyun ve emrime itaat edin demişti. Demişlerdi ki: Musa bize geri gelinceye kadar ona buzağa karşı bel büküp önünde eğilmekten kesinlikle ayrılmayacağız. Musa da gelince ey Harun demişti: Onların saptıklarını gördüğün zaman seni onlara müdahale etmekten alıkoyan neydi? Niye bana uymadın? Emrime baş mı kaldırdın? Dedi ki, ey annemin oğlu, sakalımı ve başımı tutup yolma. Ben senin İsrailoğulları arasında ayrılık çıkardın. Sözümü önemsemedin demenden endişe edip korktum. Musa dedi ki, ya senin amacın nedir, ey Samiri? Dedi ki, ben onların görmediklerini gördüm. Böylece elçinin izinden bir avuç alıp atı verdim. Böylelikle bana bunu nefsim hoşa giden bir şey gösterdi. Dedi ki, haydi çekip git. Artık senin hayatta hak ettiğin ceza bana dokunulmasın deyip yerinmendir. Ve şüphesiz senin için kendinden asla kaçınamayacağın azap dolu bir buluşma zamanı vardır. Üstüne kapanıp bel bükerek önünde eğildiğin ilahına bir bak. Biz onu mutlaka yakacağız. Sonra darmadağın edip denizde savuracağız. Sizin ilahınız yalnızca Allah'tır ki onun dışında ilah yoktur. O ilim bakımından her şeyi kuşatmıştır. Sana geçmişlerin haberlerinden bir bölümünü böylece aktarıyoruz. Gerçekten sana katımızdan bir zikir verdik. Kim bundan yüz çevirirse şüphesiz kıyamet günü o bir günah yükü yüklenecektir. O yükün altında ebedi olarak kalıcıdırlar. Bu kıyamet günü onlar için ne kötü bir yüktür. Sura üfürüleceği gün biz suçlu günahkarları o gün yüzleri kara, gözleri göm gök, kas katı ve kör olarak toplayacağız dünyada yalnızca 10 gün kaldınız diye kendi aralarında fısıldaşacaklar. Onların sözünü ettiklerini biz daha iyi biliyoruz. Tutulan yol bakımından onların daha üstte olanları ise siz yalnızca bir gün kaldınız derler. Sana dağlar hakkında soruyorlar. De ki benim Rabbim onları darmadağın edip savuracak. Yerlerini bomboş, çırılçıplak bırakacaktır. Orada ne bir eğrilik göreceksin ne de bir tümsek. O gün kendisinde sapma imkanı olmayan çağırıcıya uyacaklar. Rahman'a karşı sesler kısılmıştır. Artık bir hırıltıdan başka bir şey işitemezsin. O gün Rahman'ın kendisine izin verdiği ve sözünden hoşnut olduğu kimseden başkasının şefaati bir yarar sağlamaz. O önlerindekini de arkalarındakini de bilir. Onlar ise bilgi bakımından onu kavrayıp kuşatamazlar. Artık bütün yüzler diri, kayım olanın önünde eğik durmuştur. Ve zulüm yüklenen ise yok olup gitmiştir. Kimde bir mümin olarak salih olan amellerde bulunursa Artık o ne zulümden korksun ne hakkının eksik tutulmasından. Böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve onda korkulacak şeyleri türlü şekillerde açıkladık. Umulur ki korkup sakınırlar ya da onlar için düşünme yeteneğini oluşturur. Hak olan, biricik hükümdar olan Allah yücedir. Onun vahyi sana gelip tamamlanmadan evvel Kur'an'ı okumada acele etme ve de ki: "Rabbim ilmimi arttır." Andolsun biz bundan önce Adem'e ahit vermiştik. Fakat o unutuverdi. Biz onda bir kararlılık bulmadık. Hani biz meleklere Adem'e secde edin demiştik. İblisin dışında diğerleri secde etmişlerdi. O ayak diretmişti. Bunun üzerine dedik ki, Ey Adem, bu gerçekten sana ve eşine düşmandır. Sakın sizi cennetten sürüp çıkarmasın. Sonra mutsuz olursun. Şüphesiz ki senin acıkmaman ve çıplak kalmaman da orada cennette kalmana bağlıdır. Ve gerçekten sen burada susamayacaksın ve güneş altında yanmayacaksın da.'' Sonunda şeytan ona vesvese verdi. Dedi ki: "Sana sonsuzluk ağacını ve yok olmayacak bir mülkü haber vereyim mi?" Böylece ikisi ondan yediler. Hemen ardından ayıp yerleri kendilerine açılı verdi. Üzerlerini cennet yapraklarından yamayıp örtmeye başladılar. Adem Rabbine karşı gelmiş oldu da şaşırıp kaldı. Sonra Rabbi onu seçti, tevbesini kabul etti ve doğru yola iletti. Dedi ki: "Kiminiz kiminize düşman olarak hepiniz oradan inin." artık size benden bir yol gösterici gelecektir. Kim benim hidayetime uyarsa artık o şaşırıp sapmaz ve mutsuz olmaz. Kim de benim zikrimden yüz çevirirse artık onun için sıkıntılı bir geçim vardır. Biz onu kıyamet günü kör olarak haşredeceğiz. O da şöyle demiş olur. Ben görmekte olan biriyken beni niye kör olarak haşrettin Rabbim? Allah da der ki işte böyle sana ayetlerimiz gelmişti fakat sen onları unuttun. Bugün de sen işte böyle unutulmaktasın. İşte biz ölçüsüzce davrananları ve Rabbinin ayetlerine inanmayanları böyle cezalandırırız. Ahiretin azabı ise gerçekten daha şiddetli ve daha süreklidir. Kendilerinden önceki nesillerden nicelerini yıkıma uğratmamız onları doğruya yöneltmedi mi? Oysa bugün kendileri onların kaldıkları yerlerde tarihi kalıntıları üzerinde gezinip duruyorlar. Şüphesiz bunda sağduyu sahipleri için ayetler vardır. Eğer Rabbinden geçmiş bir söz ve adı konulmuş bir süre olmasaydı muhakkak yıkım azabı kaçınılmaz olurdu. Şu halde onların söylediklerine karşı sabırlı ol. Güneşin doğuşundan ve batışından önce Rabbini hamd ile tesbih et, yücelt. Gecenin bir bölümünde ve gündüzün uçlarında da tesbihte bulun ki hoşnut olabilesin. Onlardan bazı gruplara kendilerini denemek için yararlandırdığımız dünya hayatının süsüne gözünü dikme. Senin Rabbinin rızkı daha hayırlı ve daha süreklidir.'' Ehline namazı emret ve onda kararlı davran. Biz senden rızık istemiyoruz, biz sana rızık veriyoruz. Sonuç da takvanındır. Dediler ki, bize kendi Rabbinden bir ayet mucize getirmesi gerekmez miydi? Onlara önceki kitaplarda açık belgeler gelmedi mi? Eğer biz onları bundan önceki bir azap ile yıkıma uğratmış olsaydık, şüphesiz diyeceklerdi ki, Rabbimiz, bize bir elçi gönderseydin de küçülmeden ve aşağılanmadan önce senin ayetlerine tabi olsaydık. De ki, Herkes gözetlemektedir. Siz de gözetleyip durun. Sonunda dümdüz dost doğru yolun sahipleri kimlermiş ve doğru yola ulaşan kimlermiş pek yakında öğreneceksiniz.